Hoş geldiniz Esra Hanım. Hoş geldiniz Yalçın Bey. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk Saniye Hanım. Bugün size nasıl yardımcı olabilirim? Hocam, bugün bizim sınav kaygılarımız hakkında sohbet etmek istiyoruz. Esra Hanım, sınava mı gireceksiniz? Yok hocam, Esra değil, Ege Alp girecek. Biz deyince ben de zannettim ki Esra Hanım da sınava girecek. Hay Allah, malum sınav senesi. Sınavda başarısız olursa diye çok kaygılıyız. Ne yapsak, onu nasıl rahatlatsak? Sevgili Esra Hanım ve Yalçın Bey, görüyorum ki siz çocuğunuzdan daha fazla kaygılısınız. Diyorsunuz ki ya başarısız olursa, ya istediği liseyi kazanamazsa, bu başarısızlık duygusu onun karakterinde bir iz bırakır mı? Ya da bu kadar çaba sarf ediyoruz, çocuğumuz istediğimiz kadar başarılı olamazsa biz ne yaparız diye düşünüyor olabilirsiniz. Öncelikle siz kendi kaygınızı törpülemelisiniz. Evet, anne babalar olarak çocuğumuz adına, çocuğumuzun geleceği adına bir takım kaygılar, endişeler yaşıyor olabiliriz. Sınavdan başarısız olacak endişesini ta derinlerde hissediyor olabiliriz. Ama yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Anne baba eğer kaygılıysa çocuğun sınav kaygısı daha yüksek oluyor. Ama anne baba birazcık daha rahat olmayı başarabilmişse çocuğun sınav kaygısı daha az oluyor. Sınavlarda başarı sağlamak için kaygının birazı evet gerekli, birazcık stres, birazcık kaygı motivasyonu arttırır, dikkati arttırır, çocuğun başarılı olmasını sağlar. Fakat kaygı yükseldikçe bu tam tersine dönüşür. Kaygı ne kadar yükseliyorsa başarı da o oranda düşebilir. Dolayısıyla biz anne baba olarak önce kendi kaygımızı yönetmeyi öğrenmek durumundayız Esra Hanım. Saniye Hanım, onun için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Deneme sınavlarına götürüyoruz, sürekli peşindeyiz. Biz bu kadar fedakarlık ederken onun televizyon izlediğini, telefonuyla oynadığını görünce sinirim bozuluyor. Tartışmaya başlıyoruz. Yalçın Bey, sizi öyle iyi anlıyorum ki istiyorsunuz ki sürekli kağıt kalem elinde, test kitapları öbür yanında sürekli çalışsın istiyorsunuz. Çünkü güzel bir gelecek onun olsun istiyorsunuz. Sizi çok iyi anlıyorum. Ama ve lakin biraz da molaya ihtiyaç var. Çocuk sürekli ders çalışamaz. Takdir edersiniz ki ders çalışmak çok da keyifli bir şey olmasa gerek. Bazı dersleri çalışmak bize keyif verir. Hoşumuza gider, çalışıyor gibi hissetmeyiz. Ama bazı konulara çalışırken zorlanırız. Bazı konular bizim ilgi alanımız doğrultusunda olmaz. Sınav sistemine baktığımızda çocuklarımız da istemedikleri konulara ya da zorlandıkları konulara çalışmak durumundalar. Dolayısıyla kendilerine zorluk veren bu durumu bazen ötelemeye çalışıyorlar. Ve ötelerken de bazen teknolojinin tuzağına düşebiliyorlar. Size tavsiyem, çocuklarınız ders çalışırken onların yanında telefon olmasın ya da onların bulunduğu ortamda televizyon açılmasın ki siz zaten açmayarak kocaman bir adım atmışsınız. Size bir diğer tavsiyem ise çocuğunuzun mola vermesine müsaade edin. Çocuğunuz soluksuz sabahtan akşama kadar ders çalışamaz. Çalışsa bile bu verimli olmaz. Beynin birazcık durmaya, birazcık farklı bir yere bakmaya, birazcık ara vermeye ihtiyacı var. Ara verdiği zaman yeniden motive olacak. Tıpkı telefonlarımız gibi düşünün. Telefonlarımızı sürekli kullandığımız zaman ne oluyor? Hemencecik şarjı bitiyor, değil mi? O telefonun bile bir ömrü var, pilinin ömrü. Ve ne yapıyoruz? Telefonumuzu hemen şarja takıyoruz. Molalarda çocuğumuzun şarjı. O molayı verecek ki bataryası dolsun ve bataryası dolduktan sonra daha güzel konsantre olarak daha rahat çalışsın, daha kolay anlasın. Bunun için size bir teknik önerim olacak. Bu tekniğimizin adı Pomodoro tekniği. Tekniğin adının çok önemi yok. Nasıl uygulanacağını bilsek bizim için yeterli. Çocuğumuz 25 dakika ders çalışıyor, 5 dakika ara veriyor. Bu yarım saate bir Pomodoro diyoruz. Çocuğumuz 4 Pomodoro yaptığında 25 dakika arayı hak ediyor. Yani çocuğumuz 2 saat çalıştığında 25 dakika ara veriyor. Böylelikle çocuğumuz daha kolay şarj oluyor. Böylelikle çocuğumuz daha verimli çalışıyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Hiç ara vermesini istiyorsunuz. Ama şunu unutmayın. Başarı birazcık da ara vermekten geçiyor. Evet. Bir taraftan da boynuz kulağa geçsin istiyoruz. Herkes istemez mi bunu aslında? Evet, herkes ister. Herkes çocuğu kendi bulunduğu yerden daha iyi bir noktada olsun ister. Fakat boynuz kulağı geçsin söylemi çocukların sırtına çok büyük bir yüktür.
Çünkü biz çocukları hep daha yüksek noktalara taşımayı isteriz. Anne babalık ruhu bunu ister. Ama ve lakin biz çocuğun potansiyelini gözlemlemeliyiz. Acaba bizim çocuğumuzun potansiyeli nasıldır? Bizim çocuğumuzun potansiyeli nedir? Bu dünyaya çocuğumuz hangi potansiyeli ortaya koymak için geldi? Aslında bizim gözlemlememiz gereken şey bu. Çocuk bizden çok daha iyi olmak durumunda değil. Çocuğumuz kendi potansiyelini ortaya koymak, kendini gerçekleştirmek durumunda. Çünkü mutluluğun formülü burada saklı. Kendi potansiyellerini gerçekleştiren çocuklar bu hayatta mutlu yetişkinlere dönüşüyorlar. Bizim de amacımız mutlu çocuklar yetiştirmek. O halde ne yapalım? O halde boynuz kulağa geçsin söyleminden vazgeçelim. Çocuğumuz kendisini keşfetsin, kendi potansiyelini ortaya koysun ve bu potansiyel doğrultusunda emin adımlar atabilsin diye dileyelim. Kendisi de zamanımı verimli kullanamıyorum diyor. Ben de o zaman konsantre ol, aklını başına devşir diyorum. Peki Yalçın Bey, devşirebiliyor mu aklını başına siz böyle söyleyince? Devşirmiyor tabii Saniye Hanım. Tam tersi, aranızdaki çatışma büyüyor kocaman oluyor sanırım, öyle değil mi? Peki ne yapacağız? Aklını başına devşir deyince çocuklar aklını başına devşirmiyor. Gönül isterdi ki böyle sihirli bir cümle olsun, çocuklara söyleyelim ve birdenbire çocuklar istediğimiz gibi ders çalışabilsinler. Ama öyle olmuyor. Tam tersi, biz çocuğu bu şekilde yargıladığımızda, evet ben de farkındayım, yeterince iyi çalışmıyorsun, dikkatin dağılıyor sürekli, aklını başına devşir dediğimizde çocuk birden bir savunma mekanizması geliştiriyor ve diyor ki aslında biraz çalışıyorum diyor. Kendisini savunma ihtiyacı duyuyor ya da bazen size karşı öfkeleniyor siz böyle söylediğinizde. Peki böyle söylemeyelim, ne söyleyelim? Şöyle diyelim, bunu fark etmiş olman çok güzel. Peki sence bunu nasıl çözebiliriz? Çocukla beraber çözüm odaklı düşünelim ve hatta şunu da söyleyebiliriz. Eğer etkili ders çalışma konusunda, zamanını verimli kullanma konusunda kendini yetersiz hissediyorsan ve bizim buradaki çözümlerimiz de yeterli gelmeyecekse, o zaman bu iş için çalışan uzmanlar var. Bu uzmanlardan bir destek alabiliriz. Bize nasıl verimli çalışabileceğimizi anlatabilirler. Bizim için bir çalışma programı hazırlayabilirler gibi bir yol da çizebiliriz çocuğa. Çünkü çocuklarımız henüz küçükler. Evet büyüdü sanıyoruz, boyu uzadı, haklısınız, kilosu arttı, fiziksel yapısı değişti. Ama hala küçükler ve hazzı erteleyemiyorlar. Ne demek hazzı ertelemek? Örneğin canım televizyon izlemek istiyor, alıyorum abur cuburumu, geçiyorum televizyonun karşısına ve bu bana bir haz veriyor televizyonun karşısında bir şeyler yiyerek sevdiğim diziyi izlemek. Ama geleceğimi düşündüğümde benim ders çalışmam lazım. Şu anda ders çalışacağım ki iyi bir liseyi kazanayım, iyi bir lisede okuyacağım ki iyi bir üniversiteyi kazanayım, iyi bir üniversiteyi kazanayım ki iyi bir meslek sahibi olayım. Ama şu an bulunduğum yere baktığımda iyi meslek sahibi olma hedefime daha uzun bir zaman var. Geleceği öngörebilmem lazım. Şu anki televizyonun karşısında oturma hazzımı erteleyebilmem lazım ki ileride iyi bir mesleğe sahip olma hazzına kavuşabileyim. Ama benim çocuğumun beyni henüz yetişkin beyni gibi çalışmıyor. Ve böyle olunca da benim çocuğum hazzını ertelemekte zorluk yaşıyor. Çünkü beyin ona diyor ki sana haz verecek şeyi yap. Sana televizyon mu keyif veriyor? O zaman birazcık televizyon izle. Sana bilgisayar oyunu mu keyif veriyor? O zaman birazcık bilgisayar oyunu izle diyor. İşte çocuğum bu hazzı öteleme becerisini yavaş yavaş kazanıyor. Henüz kazanamadığı için de zamanını etkili kullanamayabiliyor. Ne güzel tarif ettiniz. Sınava iyi hazırlansın diye evde televizyon bile açmıyoruz. Çıt çıkarmıyoruz. Bütün koşulları ona göre ayarlıyoruz. Sizi çok iyi anlıyorum Esra Hanım ve Yalçın Bey. Çocuğunuz için bütün olanakları seferber ettiniz ve bu bir seneyi iyi bir şekilde geçirmek istiyorsunuz. Ama sürekli şunu söylüyorsunuz, diyorsunuz ki televizyonu kapattık, çıt çıkarmıyoruz, onu kurslara gönderiyoruz, bütün imkanlarımızı onun ayakları altına serdik. Umarım ki bunu çocuğunuza söylemiyorsunuzdur.
Çünkü çocuğunuza söylediğiniz zaman bak sen sınava çalış diye televizyonu bile açmıyorum. Sen sınava çalış diye bütün kazancımı kurslara yatırıyorum dediğinizde bunu çocuğun başına kakmış oluyorsunuz. Çocuğun başına kaktığınızda aslında bu yaptığınızın da bir değeri olmuyor. Ve çocuk başına kakılan her durumda kendisini kötü hissediyor. Benim yüzümden. Benim yüzümden televizyon izlenmiyor. Benim yüzümden bak maddi olarak zorluk yaşıyorlar. Bütün her şeylerini bu kurslara yatırıyorlar. Benim yüzümden demek çocuğa kendisini kötü hissettirir ve onun güvenini maalesef gizedeler. O yüzden ona benim yüzümden diye düşündürtmemek için lütfen yaptıklarınızı onun başına kakmayın. Doğru. Biz de çocuğumuz için en doğrusunu yapmanın peşindeyiz. Sürekli bu kaygılarla boğuşuyoruz. Eksik miyiz sizce? Başka ne yapabiliriz? Sevgili Esra Hanım ve Yalçın Bey, öncelikle şunu unutmayın. Çocuğunuz bir sınava girecek ve bu sınavda başarı ihtimali olduğu kadar başarısız olma ihtimali de var. Bazen ara sınavlarda, deneme sınavlarında çok yüksek notlar alan çocuklar, okul birincisi, sınıf birincisi olan çocuklar o sınav ortamında birdenbire panikleyip ya da birdenbire beklemedikleri bir durumla karşılaşıp düşük puanlar alabiliyorlar ve beklentiyi karşılayamayabiliyorlar. Öncelikle başarısız olmanın, düşük not almanın da bir ihtimal olduğunu aklımızdan çıkartmayalım. Çocuğunuza sınavdaki başarısızlığı lütfen ceza gibi sunmayın. Bak yavrum, sen şimdi güzel dersine çalışmıyorsun, arkadaşların X lisesini kazanacaklar ve oraya gidip başarılı olmaya devam edecekler. Sen Y lisesine gideceksin ve bunun pişmanlığını bir ömür boyu yaşayacaksın dediğimiz zaman çocuğumuzu cezalandırmış oluyoruz. Başarısızlık cezasına çocuğumuzu çarptırmış oluyoruz. Peki bunların yerine ne yapalım? Rahatlatalım. Çocuğumuzu rahatlatalım. Onu rahatlatabileceğimiz sosyal aktivitelere çocuğumuzla birlikte katılalım. Onunla beraber eğlenceli, keyifli zamanlar geçirmeye çalışalım. Sürekli bak çalış, çalışmıyorsun, 25 dakikan dolmadı, 5 dakika molayı hak etmedin gibi yargılayıcı cümlelerden kaçınalım. Sanki kolumuzda sürekli saat onu denetliyormuş gibi davranmayalım. Tam tersi, biz onu rahatlatan ebeveynler olmayı seçelim. Dinledikçe diyorum ki Saniye Hanım, biz bu kadar kaygılanıyorsak kim bilir Ege Alp'e neler yaşatıyoruz. Kaygımızı çocuğa bulaştırmayalım yeter bence. Çok haklısınız Yalçın Bey. Önce kendimizin rahatlaması lazım. Çünkü başarısızlık da var bu hayatta. Belki de sınavda başarısız olacak. Bu da bir ihtimal. Ama başarısızlığından da bir şeyler öğrenecek. Ve her başarısızlığı aslında başarısına doğru attığı bir adım olacak. O yüzden anne babalar olarak önce biz kendimizi rahatlatalım. Daha sonra çocuğumuzu rahatlatalım, onunla keyifli vakitler geçirelim ve ona destek olmaya devam edelim. Yine çok güzel bir sohbet oldu. İyi çalışmalar. Biz artık gidelim Saniye Hanım. Görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.